Bu videoda geçen sefer kutusuz kondansatörlerin tanımını yapmıştım. Evet. Geçen sefer kutusuz kondansatörlerin tanımını yapmıştım. Bunlarla ilgili az örnekler vermiştim, az örnek. Kondansatörlerin neyin nesi mesela çapını iyi bilmeniz lazım. Verdiğim 4-5 örnekle bu bilgi eksik kalıyor. Daha da fazla örneklendirmem lazım. Şu elimdeki 400 volt. 400 volt 115 nanofarad. Nanofaradlı bir kondansatörüdür. Şuradan mikrofarad da olabilir, nanofarad da ama J olarak yazılmış. Herhalde mikrofaraddır. İşte bunları köşeye alalım, örnekleri verelim. Şu konuda az bilgi vermiştim. Şunları bir de tamamlayalım. 1 mikrofarad. 1 mikrofarad eşittir 1000. 1000 amperat eşittir pikoferat. Pikoferat. Örnekleri çabuk çabuk verelim de. Da 0 1 mikroferat eşittir 1 nanoferat. 1 nanoferattır eşittir 1000. Evet, eşittir 1000 mikroferattır. Evet, 0 yeri dön. 0,22 mikroferat eşittir. Evet. 1 mikroferat eşittir. Eşittir 22. Evet. Oradan sayırsak seçkin 22 nanoferat. 22 nanoferat eşittir 22 nanoferat eşittir. O da eşittir eşittir 220. 22.000 pikoferat yapıyor. Şimdi evet, 22.000 pikoferat. Tekrar verelim. 0.000. Mikroferat eşittir. Mikroferat eşittir. Eşittir 0,0002 nanoferat. Nanoferat eşittir. Eşittir 2. Eşittir 2 pikoferat yapıyor. Evet. İşte pikoferat yapıyor. Örneklendirme daha yapalım. 0.0. Daha doğrusu 0 yazmayalım. 0.
0,2 2 mikrofarad eşittir 20 nanofarad. Evet, eşittir 20 nanofarad yapıyor. 20 nanofarad, 20 nanofarad eşittir 20.000. 20.000 pikofarad yapıyor. 20.000 pikofarad yapıyor. Örneklendirmelere devam edelim. Bir örnek daha yapalım. 0,0092 mikrofarad eşittir. Eşittir 9,2 nanofarad yapıyor. 9,2 nanofaradda 9200 pikofarad yapıyor. Ondan sonra 0,001 örneğini yukarıda verdik biz bunu ya. 0,0 örneğini verdik. Şey yapalım, değiştirelim. Bir örnek daha verelim. 0,0000 0,44 440 mikrofarad eşittir 440 mikrofarad eşittir 440.000 mikrofarad nanofarad yapıyor. Nanofarad eşittir 440 nanofarad eşittir 440 440 milyon pikofarad yapıyor. Evet. Pikofarad yapıyor. Evet. Kaç örnek daha verelim? Kaç örnek daha verelim? 0,0044 mikrofarad eşittir 44 mikrofarad eşittir 0,0 yani şunu yapmayalım da şunu şöyle yazalım 0,44 mikrofarad 4 nanofarad yani burada 4,4 nanofarad yazılıyor. 4,4 nanofaradın altına girdiği için 44 nanofarad yazalım oradan. 4 nanofarad eşittir. Bu da eşittir. Burada yazalım. Eşittir. 4,4 nanofarad. Pikofarad vardı. 4,4 pikofarad yapıyor. Örneklerle devam edelim. 0,00 aynı benzerlikte bir örnek daha verelim.
Maçı bir sıfır. Buraya demeyelim de bir gül koydum buraya. Şunları silelim. Sıfır. Sıfır. 44 tekrar diyelim. Evet. Eşittir mikroferat. Yani sıfır, sıfır. Oradan nanoferat yapıyor. Eşittir. Mikroferat eşittir. 44. 44 nanoferat yapıyor ki bu nanoferat eşittir. 44 nanofarad eşittir. Eşittir. 4000 de 44000. 4000 pikofarad yapıyor. Evet. Evet. Birkaç örnek daha verelim. Evet. Burada şey yazdım. Çi 0,0044 mikrofarad eşittir. 444 nanofarad yapıyor. 44 nanofarad ama burada şey yazmışım. Yanlış olmuş. 44 yaz 44 0 44 0 44 mikrofarad eşittir 44 nanofarad. 44 nanofarad. Evet, burası yanlış oldu. 0.044 nanofarad yapıyor. Burası şeyde 0.044 mikrofarad olursa şurası da 0.044 nanofarad olması lazım. Bu da eşittir 440.000 pikofarad yapmıyor. 44 pikofarad yapıyor. 44 pikofarad. Aynı bir örnek daha yazalım buraya. 0,0000. Ona benzer aynı bir örnek daha. 0,055 yazalım. 55 mikrofarad. Mikrofarad eşittir 0 55 nanofarad. 0,55 nanofarad eşittir o da eşittir 55 pikofarad. 55 pikofarad yapıyor. Ve örneklere devam edelim. Örneklere devam edelim. Sıfır virgül sıfır 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 virgül sıfır 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 virgül sıfır 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 iki mikroferat eşittir o da eşittir. Burada devam edelim. Burası kısa oluyor. Eşittir. 0,0002 nanoferat yapıyor. Nanoferat eşittir. O da 0,002 pikoferat yapıyor. Evet, pikoferat yapıyor. Aslında bunları bu bölümü yazmaman lazım. Çünkü bu pikoferata düşüyor. Yani 0,2 olunca ama yazman lazım. Yazdığının gereği. Şey yapalım, bir örnek daha yapalım. Bir örnek nasıl bir örnek?
Ya şimdi siz bunları bilmezseniz hiç olmuyor. Şu komponentler ayrı bir dert oluyor. Bu tabloyu komple bilmeniz lazım. Yani şimdi tabloyu bilmezseniz hiç yapamazsınız bunları. Şimdi bir örnek daha yapalım, daha yapalım. Nasıl? Ne şekilde yapalım? 0 virgül 0 0 0 virgül 0 0 0 buradan buraya 0 yazmayalım da buraya yazalım. 4 42 yazalım buraya. 42 yazalım. Mikroferat eşittir. Mikroferat eşittir. 0 virgül 0 0 virgül 60 42 diyelim. 4.2 4.2 nanofarad yapıyor. Bu eşittir. Bu eşittir 4000. 4000 şuraya yazalım ya. 4000 mikrofarad 0.0 doğrudur. Evet 0.0 burası 4 oluyor. 4 nanofarad oluyor. Evet. 4 nanofaradın bir alt oluyor yani. 4400 demek 4400 demek yanlış olur. Dur bir dakika. Şurası 0.0 4. 4000 saydık hani 4200 yapmıyor. Yok 4200 yapıyor. 4200. 4200 pikofarad yapıyor. Peki nasıl yapıyor? Burada anlaşıldığı gibi mesela 004 yazılıyor. 4'ün üzerinde mikrofarad eşittir 4.2 nanofarad yapıyor. Yani şu 4'ü sayarsak 4 nanofarad birinci basamak 4 nanofarad virgül 2 burası pikofarada düşüyor. 4.2 ikisi ise pikofarada düştüğü için burada sayarsak 4 olarak sayarsak onlar binler basamağına gidiyor. Binler basamağın şeyine gidiyor. Pikofarada gidiyor. Yani 4200 pikofarad yapıyor. Buna benzer bir tane örnek daha verelim. Yani 4.2 olunca 4 nanofarad. 4 nanofarad nokta 2 pikofarad yapıyor yani. Bu 2 pikofarada kaçtığı için böyle yapıyor. Çok acayip bir şeyler ama insanın kafası erene kadar. Ona benzer bir örnek daha verelim. Üstünü kapatalım. Yeterlidir bu kadar. 0 virgül 0 0 0 virgül 0 0 55 56 diyelim. Ona benzer bir tane 56 diyelim. 56 mikrofarad eşittir 0 virgül 0 virgül 5 nokta 5 nokta 6 6 nanofarad yapıyor. Evet 5.6 nanofarad yapıyor. Nereden biliyor? 3. Burada da 0. 5. 5. 5 nanofarad yapıyor. Nanofarad yani şey mikroferat kademesi mikroferat şeyinden şeye düşüyor. Nanoferada düşüyor. Nanoferatın 0.005'i birler basamağı oluşturduğu için şu 5.5 nanoferat oluyor.
Şurada 6'da pikoferat paragrafına düştüğü için, bölümüne düştüğü için 5,6 nanoferat yapıyor. 5,6 nanoferat eşittir. 5,6 nanoferat eşittir 5600. 5600. En nefret ettiğim şey şöyle olmasıdır. 5600. 5600 pikoferat yapıyor. Bu kadar yani. Şu şekilde şu örnekler yeterlidir. Yani şunları bilmezseniz asla bunlar yapamazsınız asla. Ne kullanmasını bilirsiniz, ne şeyin, ne devrede kullanabilirsiniz, ne alabilirsiniz yani. Bu kadar.